Tekrar merhaba. Şimdi fonksiyonlarda tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi kavramları üzerinde çalışacağız. X-Light'ımızı çağırdık. Tanım kümesi, verilen bir fonksiyonun görüntü kümesini bulmak için tanım kümesindeki elemanlar fonksiyonun kuralında X yerine yazılır demiş. Ben şimdi bununla ilgili şuraya küçük bir örnek yazabilirim. Şöyle yazayım. Mesela ne diyelim? F F ...A'dan R'ye diyelim. Sonra A kümesini... ...bu tanım kümesi... ...birkaç elemanla belirleyeyim. Mesela 1, 2, 4. Bir de kural verelim. fx eşittir ne olsun mesela? x kare olsun. Şimdi bu durumda ben senden şunu istiyorum. Görüntü kümesi nedir? Onu soruyorum diye düşünelim. Yapmamız gereken şey şu. Aslında V şeması üzerinden şimdilik... ...çalışalım... Sonra zaten gerek kalmayacak. Kendi kafamızdan da bunları yapabileceğiz. Şimdi A ve burası nedir? E, reel sayılarda oluşan değer kümesidir. E, A'da 1 var, 2 var, 4 var. Sonra 1'in karesi. Çünkü fonksiyon kuralı x kare dediği için x'in yerine 1'i koyduğunuz zaman 1'in karesinden burası 4. 2'nin karesi, pardon 1'in karesini 4 yazdım. Çok e, süperim. 1 yazacaktım. 2'nin karesi 4. 4. O 4'ün karesi nedir? 16'dır. Şimdi tabii ki burada değer kümesi reel sayılarda oluştuğu için bir sürü daha değer var. Sonsuz tane daha değer var. Ama sonuçta biz görüntü kümesine bu 1, 4, 6'dan oluşan küme diyeceğiz. Onu da B ile gösterelim. Görüntü kümemiz 1, 4, 16'dır diyoruz. Ama değer kümesi daha geniş bir küme olabilir. O yüzden buraya R vermesinde bir sakınca görmüyoruz. Şimdi burada zaten 1060 atmış şekle bakarsan şuradaki 4 eleman buradaki 4 elemana gitmiş. B kümesi daha geniş bir küme ama şuradaki kümeye ne diyor? Görüntü kümesidir diyor. Evet şimdi başka bir e, soru daha yazmak istiyorum. Şuradan çekileyim buraya yazayım. Mesela sorumuz şöyle olsun. F A'dan B'ye sonra B'yi vereyim bu sefer tersten gidelim. 4, 5, 7 olsun. Kuralımız fx eşittir x eksi 1 diyelim. Ve sana A kümesinin elemanları nelerdir diye sorayım. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bu değerler yani bu B değer kümesi daha doğrusu gördük kümesi olduğu için x eksi 1 bunlara eşit olmalı. Yani şunu yapacaksın adım adım x eksi 1'i bir 4'e eşit diyeceksin. Bunun x'lerini çıkacak 5. x eksi 1'i 5'e eşitledik x 6 x eksi 1'i 7'yi eşitledik. Buradan da x ne geldi? 8 geldi. Şimdi burada elde ettiğimiz değerler a kümesi elemanlarıymış. Yani a kümesi 5, 6 ve 8'miş diyoruz. Yani bu tersten de şöyle yapabilirsin. Mesela 5'i gittim, gittim burada yerine koydum neyi verdi? 4'ü. 6'yı gittim burada yerine koydum 5'i. 8'i burada yerine koydum ne yaptı? 7'yi verdi. Yani bir sakınca yok. Peki, geçiyoruz. Grafiği verilen bir fonksiyonun tanım kümesini bulmak için grafik üzerindeki noktaların x, -x eksenine dik iz düşümleri alınır demiş. Şimdi onunla ilgili şöyle bir çalışma yapayım ben. X ve y eksenlerimizi çizelim. Grafik üzerine çalışacağımız için eksi şeye ihtiyacımız var, koordinat sistemine. Grafiğimizde mesela şöyle olsun. Şurası boş, şurası da dolu olsun. Sonra ne yapalım? Buradan x eksenine bir inelim. Buraya bazı değerler verelim. y eksenine de gideceğiz. Tamam. Şimdi mesela burası 1 olsun, burası kaç olsun? 5 olsun. Burası 2, burası da 4 olsun diyelim. Şimdi bu fonksiyonun tanım kümesi bu grafiğe bakıldığı zaman şurası görünüyor. Yani x ekseni üzerindeki aralık Burada x ekseni olduğu için. E, peki ne diyeceğim o zaman? F hani neydi? X'ten y'ye idi hatırlıyorsam. Dolayısıyla ben buradan şöyle yazabilir miyim? F x dediğimiz aralık e, bir hariç 5 dahil aralığıdır. Neden dahil? Çünkü 5'te ne var? Burada bir dolu noktamız var. Şimdi burası x oldu. Y dediğimizde y eksen üzerindeki aralığa bakmamız gerekiyor. Onu da şuradan gösterelim. Şurası da y ekseni üzerinde fonksiyonumuzun değerlerini gösteren bölge. Ee, o da ne oldu? 2 olamıyor. Çünkü bir dahil değilse zaten 2 otomatikman dahil değil. Burası boş zaten. Yani 2 hariç 4 dahil mi? Evet, 4 dahil. Çünkü 5'te ne yapıyor? 4 değerini alıyor. İşte sana burası tanım kümesi, burası da ne oldu? Görüntü kümesi oldu. Aslında olay şu. Ben buradan itibaren hani 1'den itibaren e, fonksiyona gidiyorum. Oradan fonksiyon çarpı y'ye gidiyorum. Bak şöyle taradığımızı düşün. Sürekli x değerlerinden fonksiyona çarpıyoruz. Oradan y'de hangi sayıları gördüğünü kontrol ediyoruz. Şimdi bu şekilde taradığımızda şöyle çok da fazla yapmayayım ama buraya dolduralım. Bu şekilde taradığımızda x'imiz 1 ile 5 aralığında Buna karşılık gelen y değerlerimizde ne arasında geziyor? 2 ile 4 arasında geziyor diyoruz. Evet. Yani sen bu tarafa doğru giderken bizim y değerlerimizde ne tarafa doğru git? Şu tarafa doğru gidiyor. Aslında hani bu anlamda biz bu fonksiyona da artan bir fonksiyondur deriz. Evet. Bu sayfada anlatılanlar bunlar. Peki geçelim Evet bu sayfada ne diyor? Kuralı verilen bir fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulma. Yani fonksiyonumuz hangi x değerleri için tanımlıdır? Onu araştıracağız. Buradaki yapı bir polinom gösteriyor. Bak hep x'in kuvvetleri birer doğal sayı, tam sayı. Gerçi o buraya yazılmalıydı. Şöyle diyebiliriz. Ne hatta bakıyorum şöyle ta şuraya kadar gidiyor. Evet. Ne eleman, ne eleman. Doğal sayı desem taşıya gider. Kuvvet sürekli azalıyor. Ya yani bütün kuvvetler, bunu yazayım ben, çünkü ne diyemiyorum direkt. Ee, kuvvetler, kuvvetler, doğal sayı olmak üzere dememiz gerekir. Evet. O zaman bu ifade bir polinom belirtir. Dolayısıyla da polinomların, polinomların Herhangi bir x değeri için bir sonucu da var olduğundan polinom tipindeki fonksiyonların tanım kümesi her zaman tüm reel sayılardır. Bunu burada anlattık. Şimdi rasyonel bir fonksiyondaki sıkıntı ne olabilir? Onu konuşalım. Şimdi ben sana mesela desem ki f(x) eşittir 2x artı 1 bölü x eksi 4 fonksiyonun bana tanım kümesini söyle desem, aslında bütün reel sayılar için yani bütün reel sayılar için bir sonucu vardı bunun, ama 4 için bu tanımsızlığa düşer. O yüzden biz tanım kümesini şöyle yazacağız. Ona tanım kümesini T ile göstereyim ben. Reel sayılardan 4 noktasını attığımızdaki bütün sayılardır diyeceğiz. Evet. Tabii ki bu illaki böyle olmak zorunda değil. Şu da olabilir. Mesela x artı 1 bölü kaç olsun x kare eksi 4. Bunu tanım kümesini bulabilmek için. Ne yapmamız gerekiyor? Paydayı çarpanlara ayıracağız. X artı 1. X eksi 2. X artı 2 olacak. Şimdi paydayı sıfır yapan değerler 1, 2, 1'e eksi 2 olduğu zaman olduğu için tanım kümemiz bu noktaları atmakla oluşacak. Yani eksi 2 ile 2 noktalarını ne yapıyoruz biz? Real sayıda attığımızda hangi sayı koyarsak koyalım burası kesinlikle tanımlı olacaktır. Şimdi geçelim buna. Bak şimdi burada köklü bir ifade var. Eğer diyor n çiftse diyor, içerisi sıfırdan büyük ya da eşit olmalıdır diyor. Buna bir örnek vereyim ben. Mesela x'imiz şöyle olsun, karekök x eksi 4 olsun. Şimdi bunun tanımlı olabilmesi için, x eksi 4 ifadesinin sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Çünkü hani karekök sıfır da bir sayıdır. Zaten ee burası sıfırdan büyük olduğu zaman hiçbir sıkıntı yoktu. Ne çıktı burası? X 4'ten büyük eşit çıktı. O halde tanım kümesini şöyle yazarız biz. 4 ile ne arasındadır? Sonsuz arasındadır. Sonsuzluk her zaman böyle harç olarak gösterilir. Çünkü sonsuzluğun bir sınırı yoktur. Şu alttaki cümlede de eğer diyor entekse diyor bir bakalım bu her zaman diyor tanımlıdır diyor. Yani şunu söylüyor. Mesela fonksiyonumuzun küp köklü olduğunu düşünelim. Küp kök x-1 olduğunu düşünelim x eksi 1 negatif olsa da sorun çıkmaz. Çünkü tek derecen köklerde zaten tanımlılık var. Yani çıkıyor. Hatta şöyle bir örnekle göstereyim ben sana. Küp kök eksi 8'in bir değeri var mı? Var. Bu nedir? Eksi 2'dir. Anlıyorsun değil mi? Dolayısıyla bunun tanım kümesi bütün reel sayılardır diyoruz. Ama şöyle bir şeyle bizi karşılaştırırsa o zaman sıkıntı çıkar. Bak şimdi küp kök. Diyelim ki x bölü x eksi 1 dedi. Tamam burası ne olursa olsun e, negatif veya pozitif tanımdır ama faydayı sıfır yapan değerde sıkıntı hala vardır. O yüzden tanım kümesi nasıl belirleyeceğiz? Faydayı sıfır yapan değer 1 olduğu için R'den 1'i atacağız. Anladık mı? Evet durum bu. Tabii ki bunların daha e, detaylı soruları karşımıza gelecek. Onları orada çözerken daha da iyi kavrayacaksın. Şimdi standart sorulara geçiyoruz. 啊。